Sven Bey, yatırımdan Eurodolarla ilgili bir yorum alacağız Tabii. hocam izninizle. Sven Bey yatırım portföy yolculuğunda Bedri Sağlam var karşınızda. Bedri merhaba. Merhaba Güzem. Şimdi sabah saatlerinden itibaren takip ediyoruz orada. Bankalar birkaç gün daha kapalı kalınacak denildi. Aslında ilk tepki olarak mesela Eurodolar paritesinde Avrupa'daki faizlerde gayet pozitif bir fiyatlama vardı. Ama an itibariyle ikinci seansta geldiğimiz nokta sanki tablonun o kadar da gözüktüğü kadar pembe olmadığı. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Evet, Euro dolar tarafına yansıması bu şekilde Yunanistan tarafındaki gelişmelerin. Çünkü Yunanistan her ne şekilde anlaşmış olsa da önemli olan anlaşılan koşulların Yunanistan'ın yapabileceği, bunun sürdürülebilir olması, yapılabilir olması. Dolayısıyla şu aşamada Yunanistan'ın zaten mali olarak bir şeyleri aşması çok zor. Dolayısıyla hani bu tarz kemer sıkma politikalarıyla bir şeylerin aşılabilmesi için öncelikle bence Yunanistan'ın fonlanması lazım. Yunanistan da zaten bunu istiyor. Ya fonlayacaksınız ya da borçları sileceksiniz. Dolayısıyla ilk etapta borçların silinmesi taraftarlar. Ama borçların silinmesinde Avrupa tarafında biliyorsunuz Avrupa Maliye Bakanları aynı zamanda liderler de bu şekilde bir şeyi kabul etmiyor. IMF de aynı şekilde bu tarz bir yaklaşımı kabul etmiyor. Ama Yunanistan'ın içeride şu anki durumda hem likidite anlamında bankaların neredeyse çökmüş durumda olması, dolayısıyla hem ticaret tarafında da içeride dönen bir likiditenin olmaması Euro-Dolar tarafına yansıyor. Yansımaya da devam edecek. Bu anlaşmalar her ne kadar gerçekleşmiş olsa da önemli olan içerideki gelişmeler nasıl olacak? Yunanistan tarafındaki gelişmeler ne olacak? Bunu takip edecek piyasalar. Dolayısıyla Euro dolar tarafında bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Kısmi bir geri çekilme her ne kadar sert olmasa da önümüzdeki günlerde özellikle Yellen'ın bu hafta biliyorsunuz açıklamaları olacak. Bankacılık Komitesi önünde para politikasını savunacak. Bu açıklamalarla beraber dolar tarafındaki bir güçlenme Euro dolar tarafında bir geri çekilmeyi biraz daha sert hale getirebilir. Özellikle şu anki fiyatlar biraz daha öyle zannediyorum. Kritik olabilir şu anki fiyatlamalar. Dolayısıyla yukarı seviyelerde bir 1.12 seviyesi yukarıda görünüyor. Üzerinde 1.14'ler var. Ama aşağıda 1.10 seviyesinin altında satışlar biraz daha güçlü olabilir. Onları takip edeceğiz Euro dolar için. Bedri, son olarak bir dolar Türk lirasını sormak istiyorum. Aslında bugün sabah saatlerinde hem Euro TL hem dolar TL için TL iyi performans gösteren para birimlerinden bir tanesiydi gelişmekte olan ülkeler içerisinde. Sence bu tablo ne kadar kalıcı burada? Yani bu 2.65-2.60'ların alım için bir fırsat olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa aşağı yönlü bir miktar daha TL'nin gücünü görecek miyiz? Ya buralar bence dolar TL alım için çok uygun fiyatlamalar olmayabilir. Çünkü içeride koalisyon görüşmeleri yeni başladı. Bu taraftaki gelişmeler dolar TL tarafını birebir etkileyecektir. Çünkü hali hazırda dolar endeksindeki güçlenme hem euro dolar tarafına hem altın tarafına yansıyor olmasına rağmen biz içeride TL tarafında ve endeks tarafında bunu takip etmiyoruz. Bu da içerideki beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla eğer koalisyon görüşmelerinde hızlı sonuç alınabilirse dolar TL'de bir miktar daha geri çekilmeyi takip edebiliriz. 2.65 seviyesinin altındaki kapanışlar da önemli olacak. Aslında bu hafta için çok fazla bir veri akışı yok. Tamamen yalına endekslenmiş durumda piyasalar. Bu şekilde devam edecektir. Perşembe akşamı çok kritik olacak. Açıklamalardan ne gelecek? Çünkü artık öyle zannediyorum yalının konuşmalarından çok net bir şey çıkacaktır ortaya. Dolayısıyla FED tarafında bir faiz artırımında söz konusu olmaması dolar TL'de geri çekilmeleri daha güçlü hale getirecektir. Orada 2.58'lere kadar özellikle geri çekilmeler olursa belki oralardan hatta o bölge zaten özel sektör tarafında da biliyorsunuz döviz talebini çok arttırıyor. Bu bölgeden sürekli çok sert alımlar geliyor. Bu bölgelere bir geri çekilme olursa oralardan tekrar dolar TL'de bir yükseliş hareketi orta vadede görülebilir. Peki VM yatırımdan Bedri Sağlam'a çok teşekkür ediyoruz. Euro dolar ve dolar TL ile ilgili görüşlerini paylaştı bize. Tekrar dönüyorum hocam size.